San Diego, Kaliforniya'dan herkese selamlar arkadaşlar. Yorumlara yine cevap verdik her zamanki gibi. Ekipmanlarımızı tamamladık. Ekipmanlardan sonra da yorumlarda çok fazla araba videosu isteyen vardı. Hemen geldim, onu da bir çekeyim dedim. Bugün çektiğim ikinci videom. Ondan dolayı, kıyafetten dolayı yani kusuruma bakmayın. İkinci videom olduğu için de aynı kıyafetle çıkmak zorunda kaldım. Bugün hani off günümken hem de video işlerini halledeyim dedim. Şimdiden kusura bakmayın, hani kıyafetim aynı olduğu için özür dileriz. CarMax'e geldim. CarMax Amerika'da en çok araba satan firmalardan bir tanesi. Yani bununla ilgili birçok video da çekildi. Ama güncel bir video çekmek istedim. Hani sizin de böyle bir talebiniz olduğu için hani kanalımızda bir araba videosu da olsun dedim. Çünkü hobilerimizden bir tanesi de aynı zamanda yine araba. Şimdi CarMax'teki araba fiyatlarını size göstereceğim. Mutlaka atladığımız model olacaktır. Siz yine istediğiniz modelleri bana söylersiniz. Sonrasında bir ikinci partisini yaparız bunun. Bugün ben yine Türkiye'de en çok tutan, en çok sevilen arabaları çekeceğim size. Videomuza başlayabiliriz. Şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar, burası benim spor salonuma da çok yakın olan bir CarMax. Çok fazla araç var. Hepsini elimden geldiğim kadarıyla çekmeye çalışacağım. Şimdi burada Subaru'dan başlayalım. Evet, 2014 Subaru BRZ, 22.000 dolar fiyatı var. 2 litre motoru var. Bu arabanın aynısını Toyota'da üretiyor. Zaten bilirsiniz. Yanılmıyorsam GR86 idi ismi bunların. Türkiye'deki ismi. Bu da 2014 model BRZ Edition olan modeli. 2 litre motoru var. Ben birazcık bu arabayı yorgun buldum. Zaten bir farmar da böyle bir sararmış. Çok fazla beğenmedim. Evet, benim çok sevdiğim bir araba Subaru CTI modelimiz var burada. Yine mevcut. Evet, bunun fiyatı yazıyor mu bakalım. Bunun fiyatı yazıyor. 38.000 dolarda bunun fiyatı var. Evet, birazcık kameramız parlıyor. Kusura bakmayın. 2.5 litre engine'sı var. Manuel 6 vites. Bu arabanın otomatik vitesi değil, manuel vitesi tutuyor arkadaşlar. Alan kişiler genelde manuelini alıyor. Manuelini seviyorlar. Ben de seviyorum. Şöyle içeride de kırmızı işlemeli koltukları mevcut. Evet, bayağı beğendim. Sevdiğim bir araç. Güzel jantlar mevcut arabada. Biraz daha uzaktan alalım, İyi gözüksün. Evet, gayet güzel bir araba. Aynı şekilde yine burada da beyazı var. Ama ben grisini daha çok beğendim. Grisi daha yapılı duruyor. Büyük ihtimalle aralarında bir paket farkı da var sanırım. Gri gerçekten çok şık İkisini kıyasladığımızda. Burada bir tane Mercedes bulunuyor arkadaşlar. Mercedes'in kupesi. Çok güzel, çok yakışıklı bir araba. Bakalım bunun fiyatı neymiş. Evet arkadaşlar, 2013 SL550 V8 engine var bunlarda. 4.6 litre motoru mevcut. Çok kuvvetli bir araba. Mercedes bu V8'i birkaç tane modelinde kullanıyor. CLS'lerde bile bu 8 silindirli motor yine kullanılıyor. 35.000 dolar fiyatı var. İçeride kahverengi koltuklar mevcut. Size bilmiyorum geliyor mu, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama evet, ekranımız elektronik ekran değil, normal düz eski ekranlardan. Gayet güzel bir araba ama fiyatı tabii ki Amerika için birazcık yüksek. O da engine'dan dolayı büyük motorlu bir araç olduğu için bunların fiyatları hemen hemen düşmüyorlar. Evet, burada da bir tane Z4'ümüz var. Yeni kasabı bu araba. Çok şık, çok güzel. En yine beğendiğim arabalardan bir tanesi. Evet arkadaşlar, bu araba S-Drive 2000 motoru var. 3 diye yazıyor ama 2000 motor bunlar. 2019 model 45.999, hadi bu bizden olsun 46.000. Çok kuvvetli bir araba. Arkadan itiş. Vallahi gayet şık. Mavi rengini seviyorum bu arabanın da. Evet, burada Mazda'lar var. Mazda'nın MX-5 modeli çok şık bir araba. Türkiye'de bunların fiyatları acayip yüksek. Zaten az bulunuyor Türkiye'de ama burada o kadar pahalı değil. Bu arabada 31.000 dolar bir fiyatı var. 4 silindirli, 2000 motorlu. 7000 kilometrede daha, 7000 mile'da. Pardon, kilometre dedim, 7000 mile'da bu araba. Evet, bu da siyah rengi Mazda MX-5'ın. Aralarında
fiyat farkı var sanırım bir paketten dolayı. Bu araba mesela 25 bin dolar bu siyah olanı. Evet arkadaşlar, burada Opel yok ama var. Nasıl var? Farklı bir marka altında satıyorlar. Buick satıyor bunları burada. 2016 model Buick Kasada Premium diye geçiyor. 1.6 4 silindir 38 milde bu araba 23 bin dolar. Yani 23 bin dolara Caprio bir araba istiyorsan bunu alabilirsin. Ama tabii ki diğer araçların yanında bu araba o kadar da iyi bir araba olarak kalmıyor. Evet, herkesin sevdiği araba. Bizde de olan da Mustang var burada. Hatta iki tane var, bir turuncu, bir beyaz. Önce Caprio olan modeline bakacağım. Evet arkadaşlar, 2016 ilk çıkan Mustang'lerden bu EcoBoost. 2.3 litre, bunlar da 4 silindir. Bunu da herkes biliyor zaten. 100 bin mile'a yaklaşmış bu araba. 21 bin dolara dilerseniz geldiniz. Türkiye'den bu arabayı alabilirsiniz 21 bin dolara. Evet, bu da 2019 model. Bizim arabanın aynısından bu. 310 beygir bunlar. Yine 2.3 motor, 4 silindir. 27 bin dolarda satış fiyatı var. 30 bin mile'da bu araba. Rengi bayağı güzel, yakışmış. Çok ilgi çekici bir renk. Bayağı yakışıklı. Evet, burada da siyah bir Caprio'muz var. 31 bin dolar. Bu Mustang GT arkadaşlar, 8 silindirli. 36K mili var. Manuel, 6 vites. Evet, işte sürmekten asıl bundan zevk alırsınız. 5000 motor, manuel, 8 silindir. Ya var ya bak, bu gerçekten çok zevk verir adama sürerken. Yani genelde zaten böyle Mustang'leri sevenler bundan alıyor, manuelini alıyorlar. Bir de arkadan da itiş olduğu için bayağı kuvvetli ve zevkli bir sürüşe sahip oluyor. Evet, 2020 model EcoBoost 2.3 motor, 26 bin dolar fiyatı var bu da. Aynen, bu da yine bizim arabadan. Evet, burada da sevdiğim renklerinden bir tanesi. Mavi rengi var Mustang'in. Buna da 25 bin dolar istiyorlar. 2019 model. İşte benim favori Amerikan aracım Camaro. Camaro RS modeli burada. Gerçekten görüntüsü çok güzel. Güzel bir renk. Bayağı da bu yeni bir araç, yeni kasasından. Fiyatı da 37 bin dolar. Evet, genel bilgilerine bakalım. Evet, bu yeni kasa 2023 model Chevrolet Camaro. 6 silindir 3.6 engine'si var ve 4 milde, sadece 4K milde. 37 bin dolar fiyatı var. Ya yani sıfır bir araç. Yani bunun sıfırıyla ikisi arasında çok büyük fark olduğunu düşünmüyorum. 37 bin dolara Camaro alabilirsiniz. Türkiye'deki fiyatından şu anda haberim yok. Büyük ihtimalle bir 10 milyonu vardır herhalde bu arabanın Türkiye'de. Dur da 4-5 vardır kesin. Yorumlarda bunu yazın arkadaşlar. Ben 4-5, evet. Oğulcan Bey diyor ki Camaro 4-5 milyondur. Ben diyorum ki vallahi bundan bir yıl önce kendi Mustang'ime bakmıştım. Benimkinin ayarında tabii, benimki kadar dolu değil. 2 milyon 400 bindi bir yıl önce. Bir yıl önce. Bir yıl önce. Bir yıl önce. 5 milyon vardır. Bu da ya, o civarlarda. Arada dolar gibi olduğu için Türkiye'de artıyor her sene. O yüzden evet. Altın gibi abi. Ben de 6-7 diyorum. Bu araba Türkiye'de 6-7 milyon. Milyon, evet. Ferhat Bey 6-7 milyon dedi. Ben bu arabaya 10 milyon diyorum. Ben 4-5 diyorum. Oğulcan çok iyi niyetli, 4-5 diyor. Hala ümidini yitirmemiş ekonomiden. Çünkü yani bir yılda da 2 milyon koyamaz diye düşündüğüm için o kadar da kötü halde değildir diyor. Evet. Arkadaşlar burada bir tane de Charger mevcut. Çok kötü. Yani bunlar da çok fazla, aynen. Bunlar çok fazla burada ne diyeyim size, yani ilgi çekici arabalar değil. Yani biliyorum bu araba şimdi Türkiye'de çok büyük ilgi duyuyor. Yani bu araba senin olsa Türkiye'de herhalde giremeyeceğin iş, yapamayacağın bir iş olmaz yani. Çok büyük bir statü katıyor sana Türkiye'de. Ama burada ne yazık ki durum aynı değil yani. Emin olun bu arabanın sahibi hani arabayla kendini çok özel hissetmiyor Türkiye'deki gibi. Şu içe bak. Çok kötü abi. Evet, öncelikle arabayı gördünüz. 2017 Dodge Challenger SXT modeli. 6 silindir 3.6 engine'si var. Aynı Camaro'da olduğu gibi 23 bin dolarda fiyatı var. Evet, 23 bin dolara kupe abi, bir güzel bir arabaya binebiliyorsun. Ama abi bak. Çok kötü ya. İç dizayna bakar mısın ya kardeşim?
Ya gözünü seveyim ya, teknoloji gelişti. Abi bak şu kadranlar madranlar artık bunları değiştirin arkadaşlar. Yani şu vites topuzuna bakar mısın? Ya bak şu su koyma yerinin bir tanesine şişe sığıyor, bir tanesine sığmıyor bunlarda. Ya şu ekranı göstereceğim. Gerçekten çok komik. Ya abi bu ekran nedir ya? Yani... Ya abi oraya telefonunu uhuyla monte et, daha çok işine yarar. Koçlarda daha çok şeye bakıyorlar işte, engine olayına bakıyorlar. Engine yüksek araba. Evet, Amerikalılar engine yüksek araba istiyorlar ama ben bu koltuğa bu parayı vermem. Abi şu koltuğa bakar mısın? Yani bilmiyorum. Bak arkadaşlar şu. Evet, aklınıza gelsin. Fiat Egea'ya gidin bakın, aynı konsol var bak yanda. Aynı bak, camları açıp kapatmada aynı şey kullanılıyor. Fiat Egea ile aynısı. Bu arabanın kapısını kapatalım. Allah nasip etmesin. Sen hadi işine bak. Allah. Evet arkadaşlar. Önden kaza aldı, bir tane de Challenger'ımız var. Farlar marlar. Yani, baksana. Var, baksana evet. Far gibi geliyor, bilmiyorum. Zaten öyle abi. Baksana nereye gelmiş farlar. Kazalı bu araba. Evet, kazalı olduğu da belli. 2013 17.000 dolar fiyatı var. 3.6. Ya geldin, öğrencisin. Buralara takılmaya gelmişsindir. Alırsın, binersin, gezersin, giderken de satarsın. Bu arabanın özelliği, en büyük özelliği de şey, göt atıyorlar. Aynen. Çok basit atabiliyorsun. Drift mirift yapıyorlar. Ya birazcık şey, serseri bir takım kullanıyor bunları burada. Bunları boş verin arkadaşlar, bunlardan uzak durun. Evet, burada 3 tane charger'ımız var. 3 rengi de mevcut. Hangisi güzel yazın. Evet, iç dizayn yine Challenger'la aynı arkadaşlar. Hiçbir fark yok. Fiat Egea'daki her şeyi alın. Bunun içine koyun, parçaları ne kadar uyumludur. Ben öyle düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Vallahi bence Fiat daha güzel yapmış. Türkiye'de Fiat Egea'nız varsa arkadaşlar parçalayın, parçalarını getirin burada. Charger, Challenger sahiplerine şey yaparız bunları. Evet, bunlar mesela en son çıkan kasası 2022 modeli. Yine 6 silindir, 3.6, 33.000 dolar. Yani yazık bu paraları bu arabalara. Charger GT, gördüğünüz gibi yine aynı iç dizayn. Hani orada demin baktık, 2016'sına baktık. Şimdi 2022'si. 2016'dan 2020'ye Dodge dünyasında hiçbir şey değişmemiş. Her şey aynı. Burada en çok sevilen, en çok satılan araba Honda ve Toyota'dır. Gelelim Honda'ya. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın, ben gidip Dodge falan almam. Ben gelirim, Honda Civic alırım, her türlü işimi hallederim. 4 silindir, 1.5 engine'ye sahip, manuel, 6 vites. 36.000 dolar. Hani bu araba sıfır olduğu için böyle bir fiyatı var. Ama çok yakışıklı. Arkadaşlar iç dizaynına bakar mısınız? Yani ekranlar, manuel olması vesaire, hani sürüş zevki bu arabada gerçekten iyi olacağını düşünüyorum. Gayet de yakışıklı. Size şöyle arkasını da göstereyim. Hani Civic'ler Türkiye'de çok sevildiği için gösteriyorum. Çok güzel abi. Yani gayet şık bir araba olmuş. Bugüne kadar bence çıkan. Evet. Yanında bir tane eski kasa Accord'umuz mevcut. 2016 model. 4 silindir, 2.4 engine'ye. 105K milde. Yani bu arabayı tutup burada eskimiş birazcık. Yani fazla mile yapmış. Alınmaz. Zaten fiyatı da uygun o yüzden. 19.000 dolara. Böyle iç dizaynı da var. Eksiksiz arabalar bunlar. Arkadaşlar size şu arabayı göstermek istiyorum. Kia Stinger GT. Yani acayip şık bir araba. Aston Martin'e benziyor. Böyle yandan jantlarını falan göstereyim. Çok güzel bir araba. Evet, bu arabanın da yine fiyatına bakalım. Önce önünü göstereceğim arabanın. Turbolu diyebiliyorum ben. Arkadaşlar evet, bu turbo bir araç. Turbosu var bu arabanın. Şimdi beygir bilgilerini de paylaşacağım. Bayağı hızlı giden bir araba. Gördüm birkaç defa. 2022 model Stinger GT1. 3.3 litre, 6 silindir. Ya bu araba var ya, yani uçak gibi gidiyordur. Kaç beygir olduğu burada yazmıyor. 37.000 dolar. Ama ben size söyleyeyim, çok bu araba var. 300 beygir vardır var, yani. Var. Vardır bu araba 300 bakmıştım, beygir. Bakmıştım. Bakmıştım ben, tam net bilmiyorum da benim Mustang'le kafa kafaya kızdı. Kia'nın şeyi, evet. Kia'nın en şey arabası, en spor arabası. Evet evet, Kia'daki en spor araba bu. Geldin Amerika'ya. Yapacak işin, gücün, bilmem neyin hani yok. İlk başta geldin. Ne yapacağını bilmiyorsun. Uber yapıyorsun, DoorDash yapıyorsun. Abi onların da ilacı bu araba. Toyota Camry alıyorsun, her türlü işini görüyor. Hem yemeğini, paketini mi dağıtırsın, Uber mi yaparsın, ne istersen yaparsın. 2.5 engine, 4 silindir. Daha yeni bu araba. Fiyatı çok yüksek ama bu arabanın ucuzları var arkadaşlar. Yine aynı bu modelden.
Hani bu kadar dolusunu almanıza gerek yok. Evet. İşinizi görecek modelini alırsınız. Göster doluları. Evet, burada da dolu. Ya, yapılmış bir tane Camry. Bu arkadaş Japonya'da fazla şey izlemiş. Hızlı ve öfkeli izlemiş. Çok şık duruyor. Evet. Müfüzör, yan dipler, ön dipler. Güzel yapmış. Dolu bir araç. Evet, fiyatına bakalım. Dolu bir Camry ne kadar? Aynı. 3.5 litre 6 silindirli. Bu arabada yine uçak gibidir arkadaşlar. Yani hızlı gideceğini düşünüyorum. 37 bin dolar da fiyatı var. Bu gerçekten full bir modeli. Çünkü koltuklar falan şöyle göstereyim size. Deri ve arada kırmızı çizgileri falan var. Yani bayağı uğraşılmış bu arabayla. Ha, bu TR'de şey. Çok güzel. Burası da içerisi. Şu da önden görüntüsünü göstereyim. Evet, şık bir araba. Gidelim. Bir tane şey çek. Corolla çek. Sonra şeylere gidelim. Evet arkadaşlar, geldiğinizde ilk alınacak arabalardan bir tanesi tabii ki Corolla. Arıza vermiyor, bir şey yapmıyor. Gayet güzel bir araç. Bu arabanın da size fiyatını göstereyim. 2023 model Corolla hibrit, 31 bin dolar. Bu arabayı aldın, her türlü işi yaparsın. Uber'ini, DoorDash'ini yapabileceğin bir araba. 4 silindirli 1.8 hibrit engine'ye sahip. Bu arabaların arkadaşlar yakıtı, normal arabalar işte 20 ile 30 mpg yakarken bu araba 50 mpg yakıyor. O yüzden çok avantajlı bir araba. İlk geldiğinizde tercih edebileceğiniz arabalardan bir tanesi. Şu anda ben bunu yani Mustang'le takas etmeyi düşünüyorum. 4000 mildi. Fiyatı da iyi. Hani biz bundan bakmıştık, bulamamıştık. Evet. Ve tertemiz. Ve CarMax'tan şu anda telefon geliyor. Bakalım ne diyecek. Evet. Bu arada bizim buraya geliş sebebimiz arkadaşlar Oğulcan'ın Mustang'ini vereceğiz. Oğulcan'ın Mustang'i kurtulmaya çalışıyoruz Mustang'den. Ya kurtulmak derken arabadan memnunuz ama işimize yaramıyor araba. Ondan dolayı değiştirmeyi düşünüyoruz. Burada Corolla'nın IM diye bir paketi var. Onu da hemen size fiyatını göstereyim. Bu araba hatchback'i Corolla'nın. Corolla 2018 IM 1.8 inci 4 silindir 21 bin dolar fiyatı var. Temiz bir araca benziyor. Bu araba hibrit değil ama. Evet, geldin Amerika'ya. Ben diyorsun faça bir araba istiyorum. Abi, Golf GTI. Evet, Golf GTI'nin de fiyatına bakalım. 18 bin dolara arkadaşlar Volkswagen GTI Sport. 2 turbo engine'si var bunun. 2 çeker bu araba, 4 silindir, 18 bin dolar. Ya Volkswagen'lerin içi falan zaten hani konuşmaya gerek yok. Volkswagen içini falan güzel yapıyor abi. Standart her şeyini koyuyor. Böyle GTI, bu Türkiye'de bu abuk subuk rakamlar istedikleri bir araba bu GTI, GT modelleri Volkswagen'lerin. Ama burada yani gayet uygun. Hani ben böyle geldim işte bu tarz arabalar seviyorum. Subaru, Subaru ve faça arabalar seviyorum diyorsan Golf GTI ucuz alabileceğin arabalardan bir tanesi. Evet arkadaşlar, farklı bir Golf modelimiz var burada. Ben bu modeli çok beğeniyorum. All Track diye geçiyor. Bu araba station wagon arkadaşlar. Golf'ün station wagonu. Her türlü işinizi görebilecek bir araba. Evet, burada fiyatını koymamışlar bu arabanın. Ama ben size yine de göstermek istedim. Bu da arkası. Evet, station wagon Golf. Arkadaşlar ben geldim. Ben yüksek motorlu, aynı zamanda ucuz bir araba istiyorum. Güzel bir araba olsun, kaliteli bir araba olsun diyorsanız burada gideceğiniz araba yani Infiniti bunun için yapılmış bir araba. Hem diğer luxury arabalara göre fiyatı daha uygun hem de gayet de şık ve içerisinde bütün donanımları bulunduran bir araba. Bu aracımızın fiyatı ne yazık ki yazmıyor. 2019 model Q50 modeli Infiniti. Evet, bir yandakine bakacağım şimdi. Bunun fiyatı yazıyor mu? Evet, Infiniti'lerin hiçbirinde fiyat yazmamışlar ama ben size söyleyeyim. Yani şurada bir tane Q50'si var. 2017 model. 21 bin dolar para istiyorlar. 2 engine'si var. 4 silindir ama bunlar genelde 3000 motor oluyor. Siz yani 3000 motoru çok fazla satılıyor burada. Genelde ben 3000 motorunu görüyorum. Hani ilk defa gördüm 2000 engine'sini. Q50 tercih edilebilir. Hibriti, mibriti hepsi mevcut bu arabanın da, yani bütün modellerini yapıyorlar. Infiniti Amerika'da çok fazla tercih edilen arabalardan bir tanesi. Türkiye'de yine çok tutulan modellerden bir tanesi C kasa Mercedes. Bu araba 2020 model büyük ihtimalle, yeni duruyor çünkü.
Evet, 2020 model C300, 4 silindir 2000 motor turbolu olan modeli, 35 bin dolarda bunun satış fiyatı var. Evet arkadaşlar, burada da bir tane kırmızı Mercedes'imiz mevcut. Bu da yine yeni kasa bir Mercedes. Evet, bu arabanın fiyatı 32 bin dolar. 2019 model A220. Yine 2000 turbolu motor, 32 bin dolarda fiyatı var Mercedes. Birazcık ucuz yolda bir şey alayım diyorsan C300'ün eski kasası 2017 olan modelinden tercih edebilirsin. 27 bin dolar. Ama 2020'sini gördünüz demin orada. Onun arasında çok fazla fiyat farkı yok. Yani gidersin yeni çıkanını alırsın. 2000 yine turbolu modeli var burada. Bir tane de E kasa göstereyim. Yine sevilen modellerden bir tanesi. Burada E300'ü satılıyor bunun. E200 değil buradakiler. 2000 turbo motor var. 20.000 mile'da. E300 ve 37 bin dolar fiyatı mevcut burada. İşte benim Mercedes'te en sevdiğim arabalardan bir tanesi. C63 V8 B-Turbo. Bu arabanın güzelliğine bakar mısınız? Arkadaşlar, bu araba 8 silindir ve acayip iyi gidiyor. Ve yani çok şık bir araba, diğerlerinden çok farklı. 21 bin mile'da iki çeker arkadan itişli. 8 silindir 4 litre var. Ve fiyatı çok pahalı. 79 bin dolar. Size arkasında göstereyim bu arabanın. C63S. Yani bu çalıştığı zaman büyük ihtimalle burayı yıkar yani ses. Evet, Türkiye'de yine çok fazla tutan modellerden bir tanesi E400 Cabrio. Bu da yine tercih edilebilir arabalardan bir tanesi. Bunların fiyatları tam böyle ortalama burada. Yani geldiğinde bu güzel bir arabaya hem bineceğim diyorsan hem de büyük engine olsun diyorsan böyle E400'ler, işte E300'ler, bunlardan E500'ler, bunlardan tercih edebilirsin. Hem deminki C63 gibi çok pahalı değil, hem de ortalama bir fiyatı var, hem de çok güzel bir araba. Evet, bu aracımızın fiyatı ne kadar? Bu arabamızda 2018 E400 42 bin dolar fiyatı mevcut arkadaşlar. 4 silindir 3 litre motora sahip bu araba ve 25 bin mile'da. Arkadaşlar, Türkiye'de çok fazla olmayan bir model 530 hibrit. 530i. Bu aracımızın fiyatına bakalım. Sadece 32 bin dolar. 2019 plug-in hibrit. 4 silindir 2000 engine'si var. Bunlar da 200 küsür beygir olması lazım. Çok güzel bir araba, çok şık bir araba. Şöyle içini göstereyim. Evet, ekranlı falan bu. Hibritlerde bu ekranı komple hepsinde kullanıyorlar. Gayet güzel, gayet şık bir araba ve çok da az yakıyor bunlar. Normal 530'a göre yakıtı bayağı düşük. Tercih edilebilir bir araba. Evet, yanında bir tane daha yine BMW var. Bu kupe bir BMW. Evet, mavi renk sevdiğimiz renklerdendir. 33 bin dolar. 2017 M240 arkadaşlar. M240 3 litre motor var. 6 silindir. Ya bu araba gerçekten güzel gidiyordur. Yani alınabilir bir araba. 33 bin dolara düşünsene. Altında senin 3000 turbolu bir araba var. Ya biliyorsunuz bu motoru meşhur BMW'nin. Evet, içi tam gözükmüyor. Parladığı için özür dilerim. Gayet şık ama gayet güzel. Evet arkadaşlar, Audi çekmedik. Bir de Audi çekelim. Audi S kasa. S-Line S5 sanırım bu araba. Bakayım bir. A7'ymiş, özür dilerim. A7 Premium Plus S paketi ama bu araba. 6 litre turbolu motor var. 3 litre turbo engine'i var. Aynı zamanda 6 silindir ve 17 kamilde. 54 bin dolarda fiyatı mevcut bu arabanın. Size bunun arkadan da görünüşünü göstereyim. Gayet şık bir araba. S-Line paket. Evet. Gayet güzel, yakışıklı bir araba. Yeni kasa 3 serisi. Çok güzel bir araba. 3 serisini severim. Burada 30 bin dolar, 330, 2 litre motoru olan turbolu motor, 4 silindir, 35 kamilde yalnızca, 31 bin dolarda fiyatı mevcut. Çok şık bir araba. İçini falan BMW bunda güzel çalıştı, güzel bir araba yaptı. Ben seviyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama 3 serisi benim favori arabalarımdan bir tanesidir. Evet, yan tarafta bir tane de sanırım bu iki kasa, yine Cabrio bir iki kasamız var.
gayet şık rengi, jantları gayet güzel. 33 bin dolara M240i, deminki arabanın aynısı. Hep 6 silindir, çok güzel, şık bir araba. Tam genç işi, güzel. Benim BMW'de en sevdiğim araba, hatta almayı da düşündüğüm arabalardan bir tanesi. M6. Çok şık, çok güzel. Evet arkadaşlar, bakalım bunun da engine'ı neymiş. Bunlar V8 oluyor genelde. M6 2016 model V8 motor var. 4.4 litre engine'ye sahip. Yanılmıyorsam da 450 beygir olması lazım bu arabanın. Çok güzel bir araba. Çok seviyorum ben bu arabayı. Bu arabanın da en son çıkan kasasına yakın bu. Sanırım 2018'de sonuncusu üretilmişti bunların. Yeni kasası olmuştu. Bu da 2016 modeli. İçerideki görebiliyor musunuz bilmiyorum ama iç konsollar, klimanın üstündeki o kapaklarda karbon fiber kullanılmış. Çok güzel. Çok hoşuma giden bir araba. M6 severiz abi. Evet arkadaşlar, yine hibrit bir tane BMW. Bunun da fiyatına ve modeline bakalım. 530 plug-in performans hibrit, 41 bin fiyatı var. 2020 model, sadece 17 bin milde 2000 turbo engine'ı sahip. Chevrolet'in süper aracı. Çok güzel bir araba. Evet, bunun da yine özelliklerine bakalım. 55 bin dolar 2019 Chevrolet Corvette Grand Sport. 6.2 motor, 8 silindir bir arabaya 55 bin birime sahip olabilirsiniz. 32K milde kırmızı koltukları var içerisinde. İçerisi de bayağı güzel, şık. İçe böyle gömmeli bir yapısı var. Böyle oturduğunuzda tamamen arabanın içine oturmuş oluyorsunuz. Çok güzel koltukları falan. Evet, burada da büyük ihtimalle bu daha yeni kasası, sol taraftaki. Bu arabanın yine özelliklerine bakalım. Sevdiğimiz arabalardan bir tanesi. Evet, Chevrolet Corvette Stingray Z51 modeli. 6.2, 8 silindir yine. 50 bin dolar fiyatı var. Evet arkadaşlar, benim hayal arabam. Yani bir gün bir araba, yani gerçekten ne istiyorsun derseniz, ben 911 Turbo S istiyorum. Bu da onun eski kasası. Bakalım ne kadarmış Porsche 911. Evet arkadaşlar, Porsche 911 Carrera S, 73-74 bin dolar fiyatı var. 3.8 engine, 6 silindir. Bu arabayla ilgili herhangi bir yorum yapmaya gerek yok. Porsche'un yeri ayrıdır. Evet arkadaşlar, ben ucuz bir Porsche istiyorum, Porsche'a binmek istiyorum diyorsanız, aradığınız araba Cayman. Bakalım Cayman'ın fiyatı neymiş. 2021 model Porsche 718 Cayman. 2 litre turbo engine'si var. 4 silindir. 18K milde 61 bin dolarda fiyatı mevcut. Evet arkadaşlar, Amerika'da en çok tercih edilen arabalardan bir tanesi. Toyota'nın lüks sınıfı Lexus. Lexus'lar burada çok tutuyor. Çok sevilen bir araba. Bu sanırım F350 Sport olması lazım. Çok şık araba. Amerika'da çok fazla satılıyor. Geldiğinizde hani siz de göreceksiniz, her yer Lexus dolu. Evet, bunun da yine fiyatını çekeyim size. Lexus'ların camları çok siyah olduğu için fiyatı tam olarak çıkmıyor. Bu arabanın fiyatı 43 bin dolar arkadaşlar. Hani gözükmediği için çekmedim size. Yanında yazıyor. 43 bin dolar. Mesela böyle bir spor bir araba, spor bir sedan alabiliyorsunuz. Bu arabanın hibriti de var, düz benzinlisi de var. Ya çok konforlu, çok güzel bir araba. Bu arabaya binmişliğim var. Bayağı iyi, güzel, yakışıklı bir araba. Evet. Burada da bunların amiral gemisi var. Lexus'un. Önde büyük böbrekleri var. Aynı BMW gibi bunlar da büyük böbrekler kullanılıyor. 2020 Lexus ES 350. 3.5 engine, 6 silindir. 36 bin dolara böyle bir şık bir arabaya, şık bir sedana sahip olabiliyorsunuz. Amerika'da en çok satan pick-up'lardan bir tanesi Toyota Tacoma. Yani Toyota bir araba üretiyorsa Amerika'da en çok satan araba o oluyor. Fiyatına bakalım. 2019 model Tacoma TRD Offroad paketi, 3.5 motoru var, 6 silindirli, 50 bin mile'da 35 bin dolar fiyatı var.
şöyle içinde göstereyim. Bunun içi birazcık gözüküyor. Evet, burada yine güzel bir Tacoma var. Fiyatı ne kadarmış? 2022 model bu araç, 39.000 dolar fiyatı var. 6 silindir. Evet Ogi, yeni arabamız mı yoksa? %95 öyle. Evet arkadaşlar, şimdi Mustang'denelim. Test drive'a çıktık şu anda. Corolla hibritle 2023 model. 3400 mile'da bir araba bu. Mustang'i vereceğiz. Çünkü her zaman kullanamıyoruz Mustang'i. Haftada bir kere biniyoruz. Her zaman kullanacağımız bir araba şey yapacağız. Prius'u da vereceğiz. Mustang'i de vereceğiz. Onun yerine bir tane Corolla hibrit ile Ogi yoluna devam edecek inşallah. Bakalım. Şimdi döneceğiz Deal'dan. Teklifimizi alacağız. Mustang'e ne veriyorlar? Hani bunda ne kadar indirim yapacaklar bize? Vesaire. Evet, şu anda test drive yapıyoruz arabayla. Araba tertemiz, sıfır. Eski sahibi bir tane C300 Mercedes almış. Ondan dolayı bunu buraya bırakmış. Araba gerçekten sıfır. Sıfır kokuyor araba. Evet. Yani o kadar sıfır kokuyor. Kaputu her yeri açtık. Yani sanki bayiden yeni çıkmış gibi. Evet. İşte buradan... Bir dahaki eksikten çıkarsın. Evet. Bas diye. Ya tabii bir Mustang geri gitmiyor da. Ya normal kanka, yapacak bir şey bana da. Bunu çalmamın sebebi de bu yanımda oturan kişi. Bunu satacağız. Ha, para. Mustang'i satıyorum. Bunu alıyorum. Yanına bir tane Yamaha XSR 900 alıyorum. Evet. Yamaha motor alacağız. Çeteyi büyütüyoruz arkadaşlar. Ogi'yi gaza getirdim. Sonunda Mustang'i sattırdım ona. Motor aldıracağım şimdi. Bak dün konuştuk. Sabah geldik. Yani %95 vereceğim yani. Aynen. Hani zarar da etsem yani alacağım ya. Çünkü evet. yani iki tane araba çok. Çok gerek yok. Gerek iki yok. Tane arabaya. Ve araba çok rahat yani. Bilmiyorum yani. Daha önce hiç Corolla kullanmadım. Evet. Yani ya kuzen bir de bak. Gaz mal içinde göremedim de. Nerede yapayım? Backup kameraları var. Hani camlar mamlar otomatik. Onlarda da bir sıkıntı yok. Hani evet. Şuradan tıkla bir tanesine. Meksikan bir şey diyor. Tamam. Hah, şunu. Güzel abi. Ses ve her şey çalışıyor. Ortaya güzel bir ekran koymuşlar. Ekrandan bütün işlerinizi hallediyorsunuz. Yakıtı çok iyi zaten. Bu araba uzun yolda 3,5 litre falan yakar. 100 kilometrede. Bu yani 4 litre yakar. Bunun yani en boş paket. Yani boşunun da boşu. Ya boş ama bence dolu abi. Yani ya yeter hız ya. Sabitleyici falan her şey var. Bak neymiş? Yani drive mode falan dedi. Evet. Net değişiyor burada. Eko var. Tamam, şu an eko geçtik. Ekosu var. Vesairesi var. Bak şeyi falan gösteriyor mesela. Yoldaki hız şeridi. Ve şerit takip de var. Evet, şerit takip var. Yani bence gayet dolu. Aynen. Yeterli bir dolulukta. Ya hiçbir şeyini bilmiyorum şu anda. Evet. Hiç bakmadım. Biz buraya video çekmeye geldik. Hatta yani videoda göreceksiniz. Size gösterirken ben gördüm ve ben karar değiştirdim. Evet. Bizim yani, derdimiz aslında Tesla'ydı. Evet, biz Tesla alacaktık. Ama şimdi bu fiyatlarda ki Tesla'larda 40 bin mile'de, 50 bin mile'de tamam karşılaştıramazsın görüntü tasarım da. Evet. Yemişim tasarımını. Biz yani sıfır olsun dedik biz alacağımız araç. Motora geçeceğimiz için. Evet. Ne olacağını bilelim dedik. Bir yanına da bir tane bunun motor alacağız. Keyfimize bakacağız. Ondan sonra evet. Gezeceğiz, tozacağız arkadaşlar. Hatta motoru da bulduk ki ona da yarın gider bakarız olmadı. Aynen, bunu aldıysak yarın gider motoru da alırız. Öyle bir sürpriz de yapabiliriz. Ya video şu anda bak kendiliğinden gelişiyor ya. Hani hiç şey yok. Hani niyetle gelmedik. Ama işte Amerika böyle abi. Sen gidiyorsun. Şey adamlar olsun. Sana bir offer koyuyorlar önüne. Deal koyuyorlar. Tık değiştiriveriyorsun arabanı, motorunu artık ne istiyorsan. Hayal ettiğin şeyi alıyorsun. Mustang'den inince bu ne bileyim ya. Olsun. Mustang'in yeni kasası çıktı. Belki onu alırız. Ya inşallah. Çıkıyor pardon. Evet. Çıktı dedim, çıkacak. Yani 2024'de çıkıyor. Ne? Daha güzel bir şeyler alırız. Sanırsam 2024'ün ilk çeyreğinde çıkıyor. Evet. Daha güzel bir araba alırız. Sıkıntı yok. Aslında bununla dış görünüşü çok güzel. Tek beğenmediğim jantları onda. Evet. Değiştirebiliriz de gerek yok ya. Ya gerek yok. Ne yapacağım da işte. Evet, gayet güzel bir araba ya. Süspansiyonları falan hafif, hiç sert değil, rahat.
Güzel, beğendim ben ya. Biz niye buraya girdik ki? Rahat hissettim. Basamıyoruz da. Bir de dikiz aynasını bir değişik yapmışlar arkadaşlar. He, dış camını, dış çerçevesini arkaya gizlemişler. Çok şık olmuş ya. Çok beğendim ben onu. Hani direksiyon falan çok rahat. Ben çok beğendim. Ben çok hafif. Sürümü bayağı güzel. Frenleri de, ya tabii bir şey yapma. Yani. Evet. Bizim derdimiz gaz safe. Dün Mustang'i fulledim, 70 küsür dolar. Yani içime oturdu ya. Sırf evet. Ondan değiştiriyorum onları. Ve iki gazlayınca da bitiyor yani. Harcıyor da onu. Bir de çok da şey değil yani. Yavaş değil bence. Gayet gidiyor. Gaz. Kaç motor acaba? Bak düşün yani motoru bile bilmiyorum. 1.8 motor bu araba arkadaşlar. Hibrit motor var üstünde. Hibrit, bu Corolla hibrit bir araç. Hayırlı olsun Ogi'cim. İnşallah ben, istediğimiz deal'ı verirler. Benim arabayı alırız. Çok öldürmezlerse. Evet. Çünkü bunlar seviyor yani öldürmeyi. Evet. Evet arkadaşlar, biz bayiye geçtiğimizde tekrardan videoya devam ederiz. Büyük ihtimalle Corolla hibriti alacağız gibi gözüküyor şu anda. Evet arkadaşlar, birazcık da Tesla'lara bakalım. Burada Tesla'nın giriş seviyesi Model 3 modeli var. Daha 10.000 mile'da 42.000 dolar. 2022 model Tesla Model 3 42.000 dolar. Evet, Tesla'nın long range'i. Bu araç 320 mile yapıyor. Bir dolu depo dolusu elektriğiyle 320 mile yapıyor. 40.000 dolar fiyatı var. 2019 long range modeli bu. Bu birazcık daha uzun gideni. Demin gösterdiğim model long range değildi. Onlar sanırım 250 mile yapıyor bir depoyla. Bunlar daha fazla yapıyor. Evet, bu da yine long range model. Bu da yine 40.000 dolar, 2019 long range 22.000 mile'da. Bu da diğer bir Tesla. Bu model 3'te en çok beğendiğim benim long range'i. Zaten bunun amacı ekonomik olması. Almışken de en uzun gideninden alacaksın. Evet, Tesla'nın en iyi arabalarından bir tanesi Tesla Model S P100D. Evet, 58.000 dolar fiyatı var. Bu pahalı olanı Tesla'nın. 2018 model Tesla Model S. Evet, meşhur olanı bu. Bayağı güzel, şık bir araba. Model 3'ün abisi diyebiliriz bu araba için. Evet, burada da Tesla'nın SUV'si var aynı zamanda. Model Y olması gerekiyordu bunun isminin. Öyle hatırlıyorum. Evet. 2022 model Model Y Performance 20.000 mile'da 54.000 dolar fiyatı var bu aracında. İçerisi de böyle gayet şık. Sade bir tasarım var. Seviyorum ben. Tesla'lar güzel araba. Burada da Mustang Mach-E modeli var. Mustang'in elektrikli Jeep'i. 2021 model Ford Mustang Mach-E California Route 1 modeli 49.000 dolar, 11.000 mile'da. Güzel. Bu da yine aynı Tesla gibi içerisi sade bir yapıya sahip. Elektrikli araçların çoğunda sade bir yapı oluyor genelde içerisinde. Evet, Türkiye'de olmayan bir model bu. Honda Clarity plug-in hibrit bu araç arkadaşlar. Şuradan şarj yeri var. Plug-in hibrit Touring modeli 75.000 mile'da 1.5 engine'ye sahip bu araç. 23.000 dolarda fiyatı var. Yine bu da ekonomik araçlardan bir tanesi. Efsane bir araba. Audi e-tron Quattro. Ya çok güzel, çok şık. Canlısı daha da şık. Şu arabanın yapısına bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar, özelliklerine de bakalım. 2021 model e-tron Sportback Premium Plus paketi 51.000 dolar ve aracın kilometresi de 27.000 mile'da. 4 çekerli bir araç. Bu araç da yine elektrikli arkadaşlar. E-tron. Önden de görüntüsünü göstereyim. Evet, gerçekten çok şık arkadaşlar. S-Line paketi. Burada Volvo'nun bir aracı var. SUV. Evet, bunun da yine özelliklerine bakalım. XJ40 Recharge elektrik modeli 2021. Yine elektrikli bir araç arkadaşlar. Evet, fiyatı 45.000 dolar. 45.000 dolara elektrikli Volvo alabiliyorsunuz. Sevenler vardır. 2020 model Mini Cooper Hardtop paket 23.000 dolar, 43.000 mile'da.
3 silindirli 1.5 engine'si var bunların arkadaşlar. Evet, BMW motorlu Mini Cooper. Mini Cooper'ı severim, güzel araba. Evet, Clubman station wagonu olarak geçiyor bu Mini Cooper'ın. Gayet şık bir araç. Hani hem Mini Cooper olsun hem de birazcık içi geniş olsun dediğin zaman bundan alıyorsun. 24.000 mile'da 4 silindir 2000 turbolu motor var bunlarda arkadaşlar. 2020 model Cooper Clubman S. 27.000 dolarda fiyatı var. Gayet güzel. Mesela çok uygun fiyatlı Mini Cooper S paketinden, yine benzinli 2000 motor turbolu bu araç, 4 silindir arkadaşlar, 52.000 mile'da 19.000 dolar, fiyatı gayet uygun. Burada da Mini Cooper'ın SUV'leri var. Bunların da fiyatlarına bakalım, yine bunlar da gayet şık. 2019 Cooper Countryman S 29.000 dolar, 17.000 mile'da 2000 turbolu motor var, yine bunda da 4 silindir. Çok güzel. Bu arabayı seviyorum. Mini Cooper'da sevdiğim arabalardan bir tanesi bu. Countryman S. Arkadaşlar yine Ford'un güzel bir arabası. Pickup'ı F-150 Limited. Gayet şık bir araç. Bunun da fiyatına bakalım. Arkadaşlar bu araba 55.000 dolar. 2020 model F-150 Limited 25.000 mile'da 6 silindir 3.5 motor var bunlarda. Ya Ford gerçekten pick-up'larda bayağı başarılı. İçini falan şöyle görebiliyorsunuz. Çok güzel bir araba. Seviyorum. F-150 severiz. Gayet güçlü, kuvvetli bir araba. Hemen yanında da ufak bir pick-up var. Mesela bunu ilk defa görüyorum ben de burada. Buna da bakalım bir özellikleri neymiş. Mavericks XLT modeli 34.000 dolar 2000 turbo engine'si var bu arabanın ve aynı zamanda 4 silindir bu araba. Daha 6.000 mile'da arkadaşlar bu araba. Gerçekten güzel ufak bir pick-up. Yani Amerika'da bunlar sevilmiyor. Bunlar pek fazla tutmuyor. Zaten bu da Mavericks de daha yeni çıkmış. 2022 model. Yani F-150 ile aralarında bayağı fark var. Amerikalılar hep şu F-150'yi kullanıyor. İşte Dodge'un modelleri de var onda. Mesela yine bir Super Duty diye bir modeli var. Bunu iş yerleri özellikle çok fazla kullanılıyor. Bunun da yine bir fiyatına bakalım. F-250 X-Large Super Duty. 38.000 dolar fiyatı var arkadaşlar F-250 X-Large'ın. 8 silindir 6.2 motor. 38.000 dolar. Evet, içi klasik Ford. En çok satan aracı Prius. 2018 Prius One 26.000 dolar 1.8 4 silindir. Bu da Prius'un eski araç, eski model araçlarından Toyota Prius C olması lazım bunlar. Evet. Camları o kadar siyah ki fiyatı gözükmüyor. Ben görebiliyorum şu anda. 21.000 dolar arkadaşlar. 21.000 dolara böyle ufak bir tane hatchback alabiliyorsunuz. Bunlar gerçekten çok az yakıyor. Çok fazla satılıyor o yüzden. Bugün iki tane video yapmış oldum. Hem sporcu besinlerini çekmiş oldum hem de araç fiyatlarını çektim bugün. Videoda yine siz Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştırmasını yaparsınız. Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Yavaş yavaş videolara ağırlık veriyorum. Daha çok video çekmeye çalışıyorum. Daha çok vakit ayırıyorum artık videolara. Hani sizden gelen talepler doğrultusunda bunu yapıyorum. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu da. Yorumlarda yine tartışırız, arabalar hakkında konuşuruz. Tabii tüm burada fiyatlar uygun. Biz de mesela bugün geldik, hiç aklımızda yoktu arabayı değiştirmek falan ama adamlar hemen sana bir deal veriyorlar, offer veriyorlar, arabayı değiştiriyorsun. Ya burada tişört değiştirir gibi araba değiştirebiliyorsun. Yani çok büyük bir olay değil. O yüzden hani çok fazla ya moral bozacak bir şey yok bunda. Videolarda çok fazla yorumlarda görüyorum. Kendi videomda da başkalarının videolarında da çok böyle demolize yorumlar geliyor. Ama Amerika'da durum bu. Yani gerçek bu. Yapacak bir şey yok. Yorumlarda yine konuşuruz. Benim asıl amacım hani burada Amerika'daki, Türkiye'deki fiyatları karşılaştırmak değil. Tamamen biz burada bir lifestyle olayı üzerinden. İşte erkek adam ne seviyor? Motosiklet seviyor. Araba seviyor. O yüzden bunları çekiyoruz. O yüzden bunları gösteriyoruz.
asla yanlış anlamayın, hani kötü bir amaç yok burada. Tamamen size sadece göstermek istediğimizden dolayı bu videoları ben açıkçası o anlamda çekiyorum. Hiçbir kıyas amacım yok. Ama tabii ki arada da bir uçurum var. Sıradaki videomuzda büyük ihtimalle motovlog olacak. Onu beklediğinizi biliyorum. En kısa zamanda motovlogu çekeceğim. Ufak bir parça bekliyorum. O parça geldiği takdirde hemen direkt kaskı hemen takacağım. Çıkacağım yola. O videomuz da gelecek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. İnşallah yeni videoda görüşürüz. Bay bay.